burada kaç? 3 tane doğdu. 3 tane doğdu. Dördüncü. Ben ilanı gördüm, çok hoşuma gitti. Bir anda karar verdik, hadi eşek alıyoruz diye. Hepsi bir yerden mi geldi? Hepsi bir yerden, Çanakkale'den. Eşekleri ilk aldığımızda daha buraya gelmeden önce oradan bir veteriner kaydı yaptırdık. Aşılarını yaptırdık hepsini. Buraya geldikten sonra da veteriner kontrolünden geçtiler. Sonra nalbant çağırdık. Çok bakımsızdı ayakları. Hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Yani mesela şu an biz pembeyi seviyoruz de hepsi sırayla geliyor, kendilerini sevdiriyorlar. Yani kıskanıyorlar, o sevgiyi kıskanıyorlar. Yaklaşık 15-20 yıl arası bir süredir sabun üretiyorum. Bu yurt dışında başlayan soğuk sistem sabun üretimi. Hatta onun ilk üreticisiyim yani. Ondan sonra sabun gelişti bu kadar zaman içinde. Bu yılda eşek sütü özellikle çok yükselen bir değer olduğu için eşekleri aldık. Çiftlik oluşturduk. Zaten toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Şimdi eşekler ve toprak hepsi bir arada uğraşıyoruz. Geldiklerinde ilk 8 tane vardı. Biri yaralıydı. Onu iyileştirdik. Ondan sonra diğerlerinden birkaç tanesi hamileydi. Onlar doğumunu yaptı. İçlerinde bir tanesi sadece hastaydı. Onu da geçen ay götürdük. Aydın Veterinerlik Fakültesi'ne ameliyatını yaptırdık. Şu an çok iyi durumda. En son bebeğimiz sadece annesi emzirmediği için biz süt sağıp biberonla ona içiriyoruz sürekli. Yani sabah akşam onunla ilgilenmemiz gerekiyor. O arada da işte dükkanda üretime devam ediyoruz. Bir tane daha eşeğimiz var. O şey yapacak, doğum yapacak. Oradan sonra bakacağız. Onu da kapatıp yine sağma süreci, bebeğin sütünü ayırdıktan sonra. 2 aydan önce sağım yapmıyoruz zaten. Doğuran anneyi. 2 ay sonra hani bebek büyüyor, gelişimini tamamlıyor. Ondan sonra işte günün belli bir saati kapatıp sütünü alıyoruz. Biz şu an satışını yapmıyoruz. Sabun üretiminde kullanıyoruz sadece. Onun talebi çok yüksek. Sabun üretimi için aldığımız için öyle çok da hepsini sağmak için de uğraşmıyoruz. Bize yetenini alıyoruz ve besliyoruz. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Çok iyi aramız. Hepsi böyle inanılmaz tatlılar. Hayranlık duyuyoruz hepsini baktıkça, tanıdıkça. İnanılmazlar yani. Bu ameliyat olan. O yüzden biraz tedirgin. Mesela o kadifeydi, o yaralı gelen ilk yavrumuz. Şu Karaca, öbürküsü Mermaid. İçeride Osho var. Ondan sonra Ayşe kadın var. Oğlanlar birisi Baltazar, birisi Aston Martin. En büyük baba Midas. Hepsinin ismiyle hitap ediyoruz. Hiç öyle eşek muamelesi görmüyorlar burada. 14-15 çeşit sabunumuz var. Ama tabii ki bunlar daha fazla. Her gün geçtikçe artıyor. Şimdi de.